Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok Artık seçim sonrasına bakıyoruz En son Fade Gıda'yı yayınlamıştım Seçim sonrasında alınabilecek hisse senetleri diye gıdalardan gidiyoruz Daha sonra enerji, holdingler, bankalar devam edeceğiz Ama şimdilik gıda hisselerimiz devam ediyor Bugün Göknur Gıda'ya ve Tukaş'a bakacağız Bir önceki yayınımız Fade'ydi Şimdi Göknur Gıda ile biz finansal sağlığa bir bakalım finansal durum analizinde kısa dönem varlıklarına baktığımızda 4,02 milyar TL, yükümlülüklerine baktığımızda 2,10 milyar TL. Burada sorun yok. Yarı yarıya hemen hemen çok iyi. Burada uzun vadeli varlıkları 977,28 milyon TL, uzun vadeli borçlar 241,37 milyon TL. Burada da bir sorun yok. Buralar gayet sağlıklı. Kullanılan sermayenin geri dönüşü geçen yıl yüzde on dokuz yıl önce yüzde kırk aktif getiriye baktığımızda endüstri yüzde yedi şirket yüzde yirmi nokta öz kaynak e, karlılığına baktığımızda burada e, Gök Nurgü'den öz kaynak karlılığı yüzde otuz iki virgül olarak kabul edilmektedir yüksek olarak kabul ediliyor güzel endüstrisi %22.7, şirket %32.2. Geçmiş kazanç büyüme analizine baktığımızda son 5 yıllık kazanç artışı pazarıyla endüstrisiyle aynı diyebiliriz. Zaten endüstrisi ve şirketimiz aynı. Pazar %57.4, şirketimiz %56.9 aşağı yukarı aynı bantta diyebiliriz. Son bir yıllık kazanç artışına baktığımızda endüstrisinin ve pazarını katladığını görüyoruz. %85.2 Ve e, Simply Wall sitesinin e, gerçeğe uygun değer olarak gördüğü 37,47 TL arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı burada emsalleriyle kıyaslandığında yani akran ortalaması e, Göknur Gıda burada arkadaşlar 9,3 bakın akran ortalaması 15,2 Ekranın sağ tarafı yani kırmızı bölge şişkin olduğunu bu taraf şişkin olmadığını yani ucuz olduğunu gösterir. Burada akranlarına göre en ucuzu Göknur Gıda. Gayet iyiyiz yani burada. Bir de sektöre karşı bakalım. Mesela endüstri ortalaması 16.5. Göknur Gıda 9.3. Burada da görüntüsü gayet iyi. Göknur Gıda Türkiye gıda sektörü ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Evet. Burada Simply Wall sitesi gerçeğe uygun değeri 37,47 TL olarak belirlemiş. İşin grafik kısmına geçecek olursak. Sevgili dostlar burada bir kuasimado potansiyeli var. Bakın sol taraf omuz oluşmuş. Baş oluşmuş. Sağ taraf şimdi burayı işliyor. Ama trend çizgimize çarpar. Bakın yükselen trend çizgimiz birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Belki de dördüncü temas ve toparlama şeklinde. Ya da 21.92'den Buraları işler, buralardan döner. Burada düşük bir boyun çizgisi, daha yüksek bir boyun çizgisi. Yani klasik bir Quasimodo görüntüsü. Bakacağız. Yani 32 ile, bakın 32 TL ile 32.50 TL arasında değişebilir burası. Çünkü yükselen trend çizgimizin burasından mı döner? Yani buralardan bir yerlerden. Tam nokta atışı ben şimdi bilemem. Ama ben spontan olarak bu şekilde bıraktım. Biraz yukarıdan dönebilir, biraz aşağıdan dönebilir. Biz 32 ile 32.50 TL diyelim. Trend çizgimize çarpıp dönerse. Ama 21.92 bandından dönerse 33.14 TL diyebilirim. Simply Wall'da 37.47 TL. Yani birbirimize yakın hemen hemen. Şimdi Tukaş'a geçelim. Evet, finansal sağlık durumuna bakalım. Kısa dönem varlıkları 3,97 milyar TL, yükümlülükleri 2,46 milyar TL. Uzun dönem varlıkları 1,74 milyar TL, yükümlülükleri 125,58 milyon TL. Gayet olumlu. Evet sevgili dostlar, kullanılan sermayenin geri dönüşü. 3 yıl önce %30.8'miş. Geçen yıl %37.1. Aktif getirisi endüstri %7.2, şirket %23.1. Öz kaynak karlılığı şirket %43.3, endüstri %22.7. Simply Wall sitesinin gerçeğe uygun değeri 16,08 yani 16 TL olarak da söyleyebiliriz. Tukaş için 16 TL'yi gerçeğe uygun değer olarak görüyorlar. Burada satıcılı bir süreç yaşayacağız. Devam edecek. Her ne kadar borsa gel gel yapsa da satıcılı bir süreçte olduğumuzun altını kalın çizgiyle belirtiyorum. Burada doğru bölgelerdeki alımlar 2x yaptıracaktır yatırımcısına. O yüzden acele etmeden seçimden sonraya paranızı saklayın. Fiyat kazanç oranı mesela emsaller akran ortalaması 13.7'ymiş. Hissemiz burada bakın en ucuzu aralarında. Gayet iyi. sektöre karşı fiyat kazanç oranına baktığımızda endüstrisi 16.5 ortalaması. Tukaş 9.2 gayet iyi. Tukaş Türkiye gıda sektörü ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Şu şekilde bırakalım. Şimdi grafiğe geçelim. Benzer bir grafik var. Bakın Göknur Gıda'da da bir Quasimodo potansiyeli. Tukaş'ta da aynı şey var. Bakın sol omuz oluşmuş, baş oluşmuş, sağ omuz toparladı mı? Tekrar sarkacak mı? Sarkarsa 7.90 bandına kadar bir sarkma ve toparlama şeklinde gösterebilir. İhlal edebilir. Yani 7.90'ı çok minik ihlal edebilir. Mesela şuraları hizalayabilir. 7.58, 7.60 yani 7.60, 7.90, 7.60 TL gibi yapabilir ve toparlayabilir. Burada 11.30, 11.38 bizim formasyon hedefimiz var. Bir de tepeden tabana kadar Fibonacci'yi uzattığımızda 1.618 seviyesinde hedef olarak belirleyebiliriz orta uzun vade olarak diyorum. 18.59 veya 18.50 olarak da düşünebilirsiniz. Yalnız formasyon hedefimiz 11.30, 11.38 oralar. Evet sevgili dostlar rahatsızlığımdan dolayı çok uzun süre konuşamıyorum. Öksürme hissiyatı geliyor. Bunun için de özür diliyorum. Simply Wall sitesinin Tukaş için 16 TL uygun değeri var. Artık gerisi size kalmış. Ben size hem grafiklerle hem de Simplybol üzerinden her iki hisse senedinde anlattım. Tamamen değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Ben seçimden sonraki süreçte alımların yapılması tarafındayım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınları paylaşırsanız kanalımız daha fazla kişiye ulaşmış olur. Daha çok insana belki de değil mi? Faydamız olmuş olur. Sizler de vesile olmuş olursunuz. Benim kanalım da büyümüş olur. paylaşacak olanlara da şimdiden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.